Kıymetli dostlar merhabalar. Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs programına tekrar hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Bu akşam yine çok kıymetli bir konu ve çok kıymetli bir konukla beraberiz. Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu, psikolojik danışman Sayın Sibel Almışna. Burayı bir daha alalım mı? Ben bir el almış kaldı aklımda benim hocam. Sizi düzeltemiyorum bir türlü. Yok hocam fark etmez. İyidir böyle. Bir daha ben başlayayım. kendim zaten tekrarımı Çok özür dilerim yaparım. Bir daha başlayayım. Olmadı. Evet sevgili konuklarımız kusura bakmayın lütfen. Değerli dostlar merhabalar. Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs programına tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz ve çok kıymetli bir konumuz var. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü biliyorsunuz geride kaldı ve otizmli çocuklarla ilgili özelde ama genelde tüm engelli çocuklarımız ve engelli aileleriyle ilgili bir içerik oluşturarak çok kıymetli psikolojik danışman Sibel Alalmış hanımefendiyle birlikteyiz bu akşam. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serkan hocam. Nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyalım mı önce Sibel Alalmış'ın dilinden kendisini bir tanıyalım önce. Tabii. Ben psikolojik danışman Sibel Alalmış. Dediğiniz üzere Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusuyum. Aynı zamanda özel gereksinimli yani otizmli bir 8 yaşında oğlum var. Ellerinizden öper. Bugün otizm nedir? Otizm üzerine konularımızı konuşacağız. Öncelikle çok da teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program yaptığınız için. Duyarlılığınızdan dolayı. Bizi izleyen herkese de ayrıca çok çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olun hocam. Bu bizim kendi vazifemiz aslında. Şimdiye kadar ihmal etmemiz hata. Öyle söylemiş olalım. İnşallah bu akşam hem ben hem izleyicilerimiz bu konuda biraz daha farkındalığımızı en azından arttırmış olacağız. Peki otizmden başlayalım isterseniz. Nedir hocam otizm? Tabii. Otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan sosyal etkileşim, iletişim eksikliği ve akranlarına uyum sağlayamama gibi ömür boyu devam eden bir nörogelişimsel bozukluk. Otizm kendi içerisinde kriterleri var Serkan Hocam. İşte ağır otizmli bireyler, hafif düzeyde otizmli bireyler ve orta düzeyde otizmli bireyler olarak kriterlere ayrılmış durumda. Otizmli bireylere tanıyı bir tek çocuk ve ergen psikiyatristleri koyabilir. Burada özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bazen çünkü psikologlar ya da çocuk doktorlarının da tanı konduğunu duyuyoruz biz zaman zaman. Tanı konulduktan sonra ailelerin kesinlikle hiç geç kalmadan bir an evvel iyi bir hekimle birlikte bir özel eğitim merkezinden yoğunlaştırılmış eğitimler almaları gerekiyor. Çünkü hep şunu vurguluyoruz biz, erken tanı hayat kurtarır. Evet. Erken tanı hayat kurtarır gerçekten. Peki nereden anlayacağız? Yani vatandaş... Otizmin belirtileri var. Şöyle söyleyeyim. Adına tepki vermiyorsa, göz teması kurmuyorsa, akranlarıyla oynamıyorsa, ciddi anlamda dönen nesnelere karşı bir fazla bir ilgisi varsa, kendi etrafında devamlı dönüyorsa, parmak ucunda yürüyüp anlamsız ses çıktıları varsa, anlamsız yere gülüp anlamsız yere ağlıyorsa otizmli olabilir ve bir an önce çocuğumuz için bir hekimden yardım talep etmemiz gerekiyor. Ne zamandan itibaren fark etmemiz gerekiyor bunlar hocam? Hocam yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkıyor bu. Zaten eğer çocukta bir konuşma gecikmişliği varsa, az önce bahsettiğim belirtileri görüyorsa aile, bir an evvel bir çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurması gerekiyor. İlk 3 yıl biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Anladım. Evet, kritik. Kritik süre, çok süre. Peki erken fark etmemizin faydası ne olacak desem? Hani evet erken teşhis önemli ama erken fark ettik diyelim. Hemen işte sizinle görüştük veya gerekli işte uzmanlarla görüştük. Ne olur erken görüşürsek? Hocam erken görüşürseniz... Tam tersi geç olursa ne olur? Hani onu o kadar iki farkı da bilirsek sanırım biraz daha fark etmiş olacağız süreci. Buyurun lütfen. Her zaman diyoruz ya az önce de vurguladığım gibi erken tanı hayat kurtarır. Yani 0-6 yaş grubu özellikle de çocuk ve ergen psikiyatristlerinin vurguladığı en kritik dönem. Eğer biz o yaşamın ilk
3 yılında ortaya çıkan bir otizm tanımlı bireyi alıp sistematik bir şekilde yoğunlaştırılmış eğitimlerimizi verirsek çocuk akranlarına uyum sağlayabiliyor. Şimdi bizim çocuklarımızda şöyle bir şey var. Bizim çocuklarımız öğreniyor, öğrenmiyor değil. Fakat normal gelişim evresindeki çocuklara göre biraz daha geriden gelerek bir öğrenime sahipler. Biz o yaş dilimini kaybetmeden yoğunlaştırılmış eğitimler verirsek hayat kurtarmış oluyoruz. Yani sosyalleşebiliyorlar, akranlarına uyum sağlayabiliyorlar, konuşmada geç kalmış olmuyoruz. Birçok sebeplerin önüne geçmiş oluyoruz. Geç kalındığı zaman ne olacak? Tabii ki de yine eğitimler almaya devam edecek bu çocuklar. Ama bir 3 yaşında gelişim evresinde olan bir çocuğun almış olduğu eğitimle bir 10 yaşında o dönemi aslında en önemli vurguladığımız kritik dönemi kaçırmış bir çocuğun arasındaki öğrenim tabii ki de eşdeğerde gitmeyecek. Yine öğrenecek, yine eğitimlerini alacak ama istediğimiz o oranı yakalayamayabiliriz çocukta. Peki teşhis anından itibaren bir derecelendirme var mı? Yani şu kadar otizmli, bu kadar otizmli gibi bir şey deniyor mu? Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sorarken çok böyle amiyane soruyorum. Kusura bakmayın. Hani teknik bir terimi varsa bilmiyorum ama hani anlaşılsın yok, diye. Yok, güzel. Şu an güzel gidiyorsunuz. Güzel yerlerden soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben. Otizmin artışında öncelikle pardon şunu söylemek istiyorum. Kız çocuklarına oranla Serkan Hocam erkek çocuklarında bir defa çok daha fazla gözüküyor otizm. 2012 yılında her 88 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya gelirken şu an 2021 yılındayız. Her 54 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Ve ciddi anlamda bir artış var. Her an herkesin kapısını çalabilir otizm. Bir daha söyleyebilir miyiz sayılar hocam? Ben mi yanlış anladım? Tabii. 2012 tarihlerinde her 88 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya gelirken şu an 2021 yılındayız. Artık her 54 çocuktan bir tanesi otizmli olarak dünyaya geliyor. Yani oran o kadar çok artmaya başladı ki herkesin kapısını otizm çalabilir. Neredeyse %100 artış var gibi, hemen hemen %80, %90 artış var gibi. Çok ilginç. Peki niye artıyor? Hocam şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Bir defa otizmin sebebi araştırmalara göre, yapılan araştırmalara göre dünya genelinde neyden kaynaklandığı belli değil. Fakat konuşulanlar üzerine, yorumlar üzerine söyleyeyim ben size. Aşılar, karmaşılardan bahsediliyor, genetiksel bir durumdan bahsediliyor, beslenme, hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar, aynı zamanda bayanlarda geç yaş gebelikten bahsediliyor. Ama net bir sebep yok. Bunlar sadece sanırım teoriler, iddialar falan bu yönde. Evet, evet. 5 şey saydınız sanırım. Aşılar, genetik faktörler. Beslenme, hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar. Aynı zamanda yaş olarak gebelik yaşı. Anladım. Evet, ilginç. Bunlar böyle çok da şu an sanki düzeltebileceğimiz şeyler de değil gibi ne yazık ki. Hani aşıysa evet, mecbur aşılar da olunuyor. Beslenme deseniz ne yazık ki zaten şu an organik beslenme, doğal beslenme tamamen sıkıntılara girmiş durumda. Belki ilaçlar konusunda biraz daha bilinçli olmaya başladık diye düşünüyorum. Daha az ilaç kullanmaya sanırım çalışıyoruz. Biraz daha organik beslenmeye önem vermeye çalışıyoruz en azından. Geç yaş gebelik meselesi ama ilginç, evet. Peki hocam, yani sıklık olarak 88-54 şey çok en eski, nasıl diyeyim, tarihçesi nedir otizmin? Yani hangi tanıdan sonra otizm denilen bir engel durumuyla karşılaşmış olduk acaba? Yani hocam onun için net bir şey söyleyemeyeceğim ama ilk önce zihinsel engel durumundan sonra otizm spektrum bozukluğu ortaya çıkıyor. Tabii zaten o dönemlerde çok bilindik bir şey değil bu. Evet. Bilim insanlarının üzerine çalışmaları sonucu ortaya çıkan bir durum. Benim de oğlum şu an 8 yaşında, az önce söylediğim gibi. Ben de oğluma tanı konulmadan önce, bu arada 10 aylıkken oğluma tanı konuldu. Ki benim normal gelişimde
gelişim evresinde, 16 yaşında bir oğlum daha var. Şimdi normal gelişim evresinde bir çocuk yetiştirip arkasından otizm, çocuğunuz otizm denilince biz de tabii herkes gibi, bilmeyen herkes gibi ya otizm nedir, nasıl bir şeydir deyip araştırmalara girdik. Fakat gerçekten çok enteresan bir şey. Nörogelişimsel bir bozukluk. Yani nöroçeşitlilik denen bir deyim çıktı karşımıza. Bir kere insanların bunu kabul etmesi gerekiyor. Hani evet, benim çocuğumda nörogelişimsel bir bozukluk var, ne yapabilirim? Bunun tek tedavi yöntemi işte ilaç ya da şu ya da bu değil. Bunun tek tedavi yöntemi yoğunlaştırılmış özel eğitim. Yoğunlaştırılmış özel eğitime devam diyorsunuz. Evet. Evet. Peki şöyle, çocuklardan da bahsedeceğiz, ailelerden de bahsedeceğiz elbette. İsterseniz önce çocuklardan bahsedelim. Siz de bilinçli bir anne olarak, bir psikolojik danışman olarak bu süreci yaşamışsınız. Çok daha başka velilere göre nispeten çok daha bilinçli bir şekilde süreci yönetmişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden önce isterseniz bir çocuktan bahsedelim. İsmi neydi? Kaan. Evet, önce isterseniz Kaan'dan bir bahsedelim. Kaan ne yapıyor, nelerde zorlanıyor, öz bakım becerileri nasıl, neler öğrendi, bu süreçte nasıl bir süreç yaşıyor? İsterseniz önce Kaan ve Kaan'ın yaşı biraz küçükmüş ama hani 8 yaş. Bir de yetişkin otizmlerden isterseniz biraz bahsedelim. Şöyle 20'li 25'li yaşlardaki otizmler. Tabii. Nasıl bir yaşamları var? Şöyle söyleyeyim, Kaan 10 aylıkken tanı konuldu. Biz hiç beklemedik. Ya işte dur biraz daha bekleyelim, çocuk belki konuşmaya başlar gibi hiç düşüncelere girmedik. Tabii ailelerde ciddi anlamda bir kaygı ve korku başlayınca ister istemez hemen araştırmalara giriyoruz. Ben bu arada buradan aileleri de biraz uyarmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda internet kirliliği denen bir olay var. En güzeli bir çocuk ve ergen psikiyatrisine gidip çocuklarının tanı aldıkları konu üzerine onlardan destek almaları. Kaan'la ne yaptık? 10 aylıktı dediğim gibi. Biz hemen yoğunlaştırılmış bir eğitime başladık. Davranış temelli eğitimler aldı. İşte bu çocuklarımızın genelde uyaran eksikliği ya da uyaran fazlalığı söz konusu. İşitsel uyaran, görsel uyaran gibi. Ya da işte bazı şeylere dokunamama gibi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. İşte çiğnemede problemler yaşayabiliyorlar. Çok geniş kapsamlı, geniş teferruatlı bir eğitim sisteminden geçti oğlum. İşte dil konuşma terapistlerinden destek aldık, özel eğitim biriminden destek aldık, ergoterapistlerden destek aldık. Gündeme çıkan yeni bir terapi yöntemini de es geçmedik. Biz her şeyi denedik. Neden? Çünkü 10 aylıktı, az önce de bahsettiğim gibi kritik yaş dönemini kaçırmamak adına ciddi anlamda haftanın 6 günü 7 günü yoğunlaştırılmış, sabahtan akşama kadar süren yoğunlaştırılmış bir eğitim sürecinden geçtik. Benim oğlum şu an tabii ki de her çocuk farklı ki özel gereksinimli çocuklar da birbirinden farklı bireyler. Benim oğlum şu an çok şükür biraz daha iyi bir durumda. İkili sözcük dahi kurduğu zaman bizim gibi ebeveynler ciddi anlamda çok mutlu oluyorlar. En azından işaret parmağını kullanmayı öğrendiğinde çok mutlu oluyoruz. Bir yere ağrıdığında, konuşamıyorsa bile gösterdiğinde ciddi anlamda mutlu oluyoruz. Sonradan çiğnemeyi kaybeden otizmli bireyler var. Mesela ben oğlumdan bahsedeyim. 1,5 yaşına kadar çiğneyerek yemek yiyen çocuk bir anda çiğneme özelliğini kaybetti. Dil konuşma terapistlerinden ciddi anlamda destek aldık. Tekrardan çiğnemeyi öğrettik ona. Bakıldığında Down sendromlu bireyler gibi değiller. Otizm spektrum bozukluğu içerisinde olan bireyler pek anlaşılmıyor. Normal gelişim evresindeki çocuklar gibi görülüyor. Ne zaman anlıyorsunuz? Bir merhaba dediğinizde eğer sizin suratınıza bakmıyorsa ya da suratınıza bakıp kesinlikle konuşmuyorsa, iletişime geçmiyorsa bir zaten kafada soru işareti oluşturuyor. Ya da işte çocukla birlikte bir parka gittiğinizde oradaki diğer çocukların, ebeveynlerin dikkatini çekebiliyor bu durum. Neden bu çocuk kendi kendisine oynuyor? Diğerleriyle saklanmaç, kovalamaca ya da sıraya girip de kaydıraktan kaymıyor. Bu tarz sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bunları kendi ister olarak düşünmeye başlıyorsunuz. Yani tabii ki de Kaan da böyle bir süreçten geçti. Hatta şunu da söyleyeyim, ben bizim gibi ailelerin içerisinde ciddi anlamda çok büyük bir yaradır bu. Normal gelişim evresindeki bir çocuk her öğlen
uyku saatini alarak gelişim evresini tamamlarken bizim gibi anneler ya öğlen 2 saat daha uyumasın, dur şu 2 saat de eğitimde geçirelim. Çocuğa ne kadar yükleyebilirsek, ne kadar eğitim alırsa, ne kadar yoğunlaştırılmış bir süreçten geçerse çocuğum için, benim için kar düşüncesini yaşıyoruz. Mesela Kaan şu an 8 yaşında, daha bir kere olsun bir öğlen uykusu uyumamış olan bir çocuk. Yani belki de askeri sistemde bile böyle bir şey yok diyebilirim size. Duygusal bir karar mı bu, böyle olması mı gerekiyor peki? Hocam bizi psikiyatrisimizin yönlendirdiği bir çizelge doğrultusunda eğitimlere başladık. Yani şu an mesela uyuyor gayet iyi bir şekilde. O dönem onu gerektiriyordu. Anladım. Ama tabii ki de bütün otizmli bireyler böyle değil. Tamam. Konuşabilen otizmli bireyler de var. Anlamsız konuşabilen otizmli bireyler var. Anlamlı konuşabilen otizmli bireyler de var. Çok geniş bir yelpaze otizm. Anladım. Ya az evvel hani bir bilgi kirliliği falan da çok fazla dediniz. Yani yeri gelmişken söylemekte sanki fayda görüyorum. Bu Mucize Doktor diye bir dizi üzerinden de sanırım otizmli bir doktor var orada. Hiç izlemedim ne yazık ki öyle baştan sona, ama sadece duyduğum kadarıyla söylüyorum. Fakat orada da sanırım biraz işte hani senaryo gereği, işte ne bileyim film olsun diye aslında otizmli olmayan, otizmde olmayan belirtiler veya süreçler orada varmış gibi mi gösteriliyor? Orada bir bilgi kirliliği var sanki, doğru mu? Şimdi orada hocam otizm spektrum bozukluğunun içerisinde Asperger sendromu olan bir bireyden bahsediliyor. Ben de çok fazla izlemedim. O yüzden çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. İnsanları da burada yanlış yönlendirmek istemiyorum. Asperger sendromlu olan bireylerin birçoğu üstün işlevsel bir zekaya sahipler. Yani görsel hafızaları ve işitsel hafızaları has safhada olan bireyler. Ki dünyada bunlar çok azınlıktalar. Çok fazla yok bu bireylerden. Tabii ki de bir kurgu da var içerisinde, bir film nihayetinde, yapımcıları falan. Bu da olacak. Ama bence, bana göre, benim kendi fikrim biraz farklı. Çünkü eskiden beni görüp de ah vah ya senin çocuğunda işte zihinsel engellik durumu var, otizmli falan filan diyen insanlar, şimdi aa bak mutlu olman gerekiyor, biz Mucize Doktor'u izledik, harikaymışsın sen Kaan demeye başladılar. İşte internet kirliliği dememdeki amaçlardan bir tanesi de açıkçası bu. Birazcık daha aslında toplumsal olarak farkındalığımızın artıp ciddi anlamda bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Ha bu nasıl olur? Bana göre, benim fikrimce yine söylemek istiyorum. Bu filmlerden tabii ki de farkındalığı arttırmak adına olabilir. Ama gerçekten ciddi anlamda insanları bilinçlendirmek istiyorsak birçok kaynaştırma öğrencisi adı altında bizim bireylerimiz var. Normal gelişim evresindeki çocuklarla okullara gidiyorlar. Mesela kaynaştırma öğrencilerimizin, sınıf öğretmenlerinin çoğu otizm hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiller. Evet. Benim sınıfımda böyle bir öğrenci var diyerek işte yine internetten araştırmalar üzerine çocuğa yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Oysa ki az önce bahsettiğim birçok neden var. İşte konuşamama ya da geç konuşma, işte iletişim eksikliği, akranlarıyla çok iyi bir sosyal etkileşime girememe gibi. Biraz daha öğretmenlerimiz özellikle bu konuda bir fikir sahibi olurlarsa, bilinçlenip bilgilenirlerse, hem o çocuğun, o bireyin ailesine o psikolojik süreç evrelerinde daha samimi, daha yakınlık gösterip, hem de o bireye sınıf ortamında arkadaşların içerisinde çok daha iyi bir şekilde destek olup çocuğun iyi bir yere gelebilmesini sağlayabilir. Örneğin ne bileyim, bu otobüsler, biliyorsunuz halk otobüsleri var, metro metrobüsler var. Yani biz diyoruz ki sadece 2 Nisan ya da Nisan ayının tümünü otizm farkındalık olarak adlandırmayalım. Çünkü senede bir defa oluyor, sonra unutuluyor. Oysa ki bu bireyler toplumun her alanında var. Bizim gibi ebeveynler toplumun her yerinde var. Bizim istediğimiz tek şey şu, lütfen hani biraz daha farkındalığı arttıralım. Devletimiz de, ben inanıyorum ki bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapabilir. Özellikle yetişkin otizmli bireyleri sordunuz. Yetişkin otizmli, iyi düzeyde olan yetişkin otizmli bireylerimize iş imkanları sunulabilir. Hı hı. Fırsat verilebilir. Var mı şu an hiç örnek?
Çok nadir. Mesela belki duymuşsunuzdur, Down Cafe var. Down sendromlu evet. bireylerin çalıştığı bir kafeterya. Çok da mutlu oluyoruz biz böyle şeyleri duyunca. Ama iyi düzeyde, dediğim gibi iyi düzeyde otizmli bireylere de bu tarz iş imkanları verilebilir. Kamunun herhangi bir personel biriminde iş verilebilir. Nihayetinde ciddi anlamda aileler bu yaşa gelene kadar çok büyük bir özveriyle bu bireylerin yanında olup belli başlı sıkıntılar, farklı evreler geçiren aileler. Çocuğun bizim zaten en büyük şeyimiz bu, sıkıntımız bu. Aman Allah'ım, bazen ben düşünüyorum, nasıl yapacağım bilemiyorum. Şöyle diyorum, ben öldükten sonra benim çocuğuma ne olacak? Benim en büyük korkum bu. Hadi şu an ben yaşım gel çocuğuma bir şekilde bakabiliyorum. Hayatını sürdürmesine onun yanında destek olabiliyorum. Ama yarın öbür gün benim çocuğum öldükten sonra ben ne yapacağım? Çocuğum ne yapacak? Şimdi iyi düzeye gelmiş, bu kadar emek sarf edilmiş bir çocuğa devlet olarak ya da toplum olarak iş imkanları sunulursa en azından bize bir şey olduktan sonra da böyle bir korkunun şeyi olmayacak, bölümü kalmayacak, kafamızda çok fazla endişelerimiz olmamış olacak, hem de o çocuğu da kazanmış olacağız. Bizim burada amacımız zaten bu. Bu birey de toplumun öğesinden bir tanesi ve lütfen destek olalım, empati kuralım, bu bireylere sahip çıkalım. Evet. Ailelerden bahsedeceğiz. Doğrusu ailelerin, engelli birey ailelerinin bu duasını duyduğumda çok böyle canımı yakmıştı, canımı acıtmıştı hakikaten. Az evvel sizin söylediğiniz, hani bütün anneler, babalar bize evlat acısı yaşatma diye dua ederler. Ama engelli aileler benim canımı ondan sonra al diye dua ederlermiş. Allah sabır versin. Yani zor bir süreç kesinlikle. Peki engelli aileler, otizmli aileler ile ilgili neler söylersiniz? Neler yapıyorlar? Nelere dikkat etmek gerekir? Biz onlara karşı nasıl daha anlayışlı davranabiliriz? Şimdi hocam, bir kere ailelerin ciddi bir kaygı ve özellikle de ilk tanı konulduktan sonra ciddi bir kaygı ve korku sebebi başlıyor. Sonra şok etkisi yaratıyor ailede. Yani bunlar artık böyle şu psikolojik süreçlerde kademe kademe gidiyor. İşte nedir bu? Neden benim başıma böyle bir şey geldi? Sorularıyla karşılaşıyoruz. Ondan sonra eşler arasında, karı kocalar arasında suçlamalar başlıyor. İşte sen çok fazla televizyon karşısında oturtturdun. Bak çocuk o yüzden geriledi gibi. Bu da örneklerden bir tanesi. Ondan sonra bütün duyguları içsel olarak aynı anda yaşadığımızdan dolayı ailelerde bu psikolojik süreçler ciddi hasarlara sebep oluyor. Bu durumda da ne oluyor? Benim tavsiyem kesinlikle bir gün daha geç kalmadan çok iyi bir hekime başvurup ve bir an önce yoğunlaştırılmış özel eğitime başlamaları gerekiyor. Çünkü beklemek kimseye fayda getirmez. Evet. Çocuklarının takibini yapmaları gerekiyor. Ben çocuğuma sahip çıkıp takibini yapmazsam çevre, toplum, el alem, konu komşu hiç kimse de sahip çıkmaz. İşin açıkçası bu. Açık ben ne söyleyeyim ben size. İşte örneğin ne bileyim, yaşadığımız sıkıntılar en ufak, az önceki anlatımımda bahsettim. Bir parka dahi gitsek oradaki illaki başka bir annenin ya da babanın dikkatini çekiyor. Çocuğunuz neden konuşmuyor? İşte çocuğunuz neden devamlı kendi kendisine salladı gibi anlamsız ses çıkartıyor. İnanın bizim gibi ailelerin artık açıklama yapmaktan belli bir süre sonra bizim tahammülümüz kalmıyor hocam, sabır kalmıyor. Yani empati kurup tahmin yürütebilmek yerine insanlarımız biraz kolayı seçiyorlar. İşin açıkçası bu. Ama biz istiyoruz ki yani bu sizin de evladınız olabilir. Benim o anki ya göz teması dahi kurmuyorum. Çünkü anlıyorum. Gelecek yani. Bana bunu soracak. Yerini yapıyor. Parkta olsun, AVM'de olsun, restoranda olsun. Bir toplu taşıma aracı buna bindiğimde benim çocuğumu bir anda öfke nöbeti geçirip ağlama krizine giriyorsa, ya sen de ne biçim çocuk yetiştirmişsin, bak çocuğunu susturamıyorsun gibi söylemlerle bize gelinmesi ciddi anlamda bizi üzüyor, yıpratıyor. Psikolojik olarak çok kötü anlar yaşıyoruz. Yaralıyor bunlar bizi. Başka ne? İşte işe kapanıklılık başlıyor. Bu sefer bizler toplumdan soyutlamaya başlıyoruz kendimizi. İşte bir bayramlarda dahi kimsenin evine gitmek istemiyoruz. Bir anne babadır. O da inanın zorunlulukla gitmek istiyoruz. Aman ayıp olmasın, annemiz babamız yanlış anlamasın gibi düşüncelere kapıldığımız için gitme taraftarı oluyoruz. En önemli şey maddiyat. Şimdi devletin bizim çocuklarımıza verdiği 8 ile 12 saatlik hak görmüş olduğu
bir eğitim ders saati var. Ama bizim çocuklarımızın az önce de bahsettiğim üzere yoğunlaştırılmış eğitimler almaları gerektiği için anne ve baba bu sefer hayatını çocuğa adadığından dolayı her iki ebeveyninde çalışması gerekiyor. Şimdi ben bu çocuğu nereye bırakacağım? Anneanne ya da babaanneye bıraksam normal gelişim evresinde bir çocuk değil ki karnını doyurup altını bezleyip uyusun, kenara koysun, ben de çalışayım kafam rahat bir şekilde. Eyvah, yani bunda bile ciddi anlamda bir kaygı, korku ve stres yaşıyor aileler. Özellikle de anneler. Ama benim bir bakıma da para da kazanmam gerekiyor. Devletin verdiği ders sayısı belli, ortada. Benim çocuğum yoğunlaştırmış bir eğitim alması gerekiyor. Ne yapmam lazım? Para da kazanmam gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki özelden ziyade devletin de kreş ve anaokulları var. Ama bizim çocuklarımız özel gereksinimli olduğu için bir tanı var, bir tanı konulduğu için devletin ya da özel bir kurumun da öğretmenleri kaynaştırma öğrencisi olarak pek kabul görülmüyor. Kabul etmiyorlar, uğraşmak istemiyorlar. Oysa ki hani en başından da dedim ya hocam, biz toplum olarak bilinçlendirilip bilgilendirilirsek, bunların üzerine eğitimler alıp kendimizi geliştirirsek, ben inanıyorum ki bizim toplumumuz, Türk toplumu özellikle çok vicdanlı ve merhametli bir toplum. Evet. Belki de bizim istediğimiz şeylerden daha fazlasını ben ne yapabilirim'e daha getirebilirler. Ben buna çok inanan bir insanım. Başka ne olabilir? Düşünüyorum, farkındalıkların artması gerekiyor. Muhakkak bunun artması gerekiyor. Devletin 12 saatin üzerinde daha fazla ders saat eklemesi gerekiyor. Bir defa her otizmli bireyin ailesine bir psikolojik danışman ya da bir psikoloğun kesinlikle verilmesi gerekiyor. İşte belli başlı yerlerde bizlere önceliğin tanınması gerekiyor. Dediğim gibi yetişkin otizmli, iyi düzeydeki yetişkin otizmli bireylerimize iş imkanlarının sunulması gerekiyor. Bir şekilde mesela benim çocuğuma sokakta bir kere başıma geldi. Çocuğumu aldı. Orada bir kum yığını var. Çocuğu aldığı gibi kum yığının üzerine fırlattı. Bir babadan bahsediyorum ben bunu. Nihayetinde ben bir bayanım. Karşımda bir erkek var. Sadece durumu izah etmeye çalıştım. Oğlumun yaptığı tek şey dönen nesneleri, hani az önce dedim ya size bazı belirtileri var, aşırı dönen nesnelere karşı ilgilidir diye. Benim oğlumun da böyle bir bebek arabasının tekerleğini izleme gibi bir takıntısı vardı. Adamcağız bebeğini getirmiş. Bebek arabasında parkın içerisinde çok pardon gezdiriyor. Kaan da tabii ister istemez gözü takılıp gidince adamcağız da korktu, öyle zannettik ki hani bebeğe bir şey yapacak ki. Bizim bireylerimiz ciddi anlamda çok sevecen, samimi duygulara sahip olan bireyler kesinlikle zarar vermezler. Kendilerine zarar verirler ama gerçekten karşısındaki hiç kimseye zarar vermezler. Tabii adamcağız da bunu bilmediği için bir kaygıya kapıldı. Bir itekledi Kaan'ı. Kaan tabii anlamadı çünkü otizmli bir birey. Tekrardan arkasından gidince adam artık sinirlendi ve kum yığının üzerine alıp fırlattı oğlumu. Ben o sırada çok sinirlendim. Döndüm adamla, işte bir münakaşaya girdim. Durumu anlatmaya çalışıyorum falan. Mesela bu tarz olaylarla karşılaştığımda ben bir emniyete gidip başvurduğumda ya da bir mahkemelik sürecim başladığında bence caydırıcılığı olması adına bir ceza kesilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hukuksal yönde de bizim çok fazla istediğimiz şeyler önümüze çıkmıyor maalesef ki. Evet. Yani zaten çocuğa da yapılmamak gerekiyor. Yani çok özür dilerim Serkan Hocam. Otizm çözümsüz bir durum değil. İnsanlar bunu bazen böyle görüyorlar. Ben de buna çok sinirleniyorum işin açıkçası. Kesinlikle böyle düşünülmemeli. Bilinçli bir şekilde doğru eğitimlerle aşılabilir bir durum otizm. Dediğim gibi her çocuk gibi öğreniyorlar. Fakat birazcık geriden gelme, geç öğrenme gibi bir durumları var. Bizim çocuklarımızın hissiyatları var, duyguları var. Size baktığı zaman o an mesela çok ciddi bir anlamda baş ağrısı da çekiyorsanız benim çocuğum bunu hissedebiliyor. Hı hı. Ya şöyle, otizmli bireylerin özellikle avantaj mıdır işte dezavantaj mıdır bilemedim şu an ama çok normal görünüyor ya dışarıdan. Hani
otizmli oldukları fark ediliyor veya işte zihinsel engelli oldukları fark ediliyor. İşte bir ne bileyim Down sendromlu da fark ediyorsunuz hani bir Down sendromu var diye. Bunun avantajı, dezavantajı ne dersiniz bir aile olarak? Veya bunu engelli birey diye etiketlemek elbette hoş olmaz ama sanırım evet. mavi kalp miydi otizmin mavi evet. kurdeli? Mavi kurdeli, otizmin rengi mavi, Down sendromun rengi kırmızı, böyle bir kriterler oluşturmuşlar. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Aslında tam olarak da bilemedim şu an ne söyleyeceğimi. Yani Down sendromlu ailelerin yaşadığı sıkıntılar farklı. Onların içsel o duyguları, besledikleri duyguları çok farklı. Zihinsel engelli bireylerin aileleri ya da işte bir bedensel engeli olan bireylerin, otizmli olan işte benim gibi. Tabii çok çok eskiden biliyorsunuz özel eğitim müfredatı çıkmadan önce hep engelli ya da sakatlar diye geçerken bu terim artık modernleşe özel gereksinimli bireyler diye düzeltilmiş. Bence çok da iyi de olmuş. Kulağa daha naif, daha hoş geliyor. Tabii şimdi bir senin çocuğun sakat kelimesini duymak var. Senin çocuğun engelli kelimesini duymak var. Bir de senin çocuğun özel gereksinimli bir çocuk. Bakın ne kadar kulağa hoş geliyor. Hem insanı motive ediyor bir yerden sonra, bazı belli başlı şeyler açtıktan sonra. Hem de evet benim çocuğum özel gereksinimli bir çocuk. Ve bu doğrultuda öğrenimleri kazanıyor deyip kendinizi biraz motive edebiliyorsunuz. Evet. Ya şununla karşılaştım ben. O yüzden böyle bir soru sordum. Yetişkin bir komşumuzla karşılaştım ben. Yeni taşınmıştık binaya. Selam vereyim dedim. Elimi uzattım falan. Hani çok da böyle sevimli bir şeydi. Ergendi. Böyle şey yaptı hani elim havada kaldı tabiri caizse çocuk işte sırtını döndü gitti bir şöyle gülümsedi bana ama hani ne olduğunu anlamadım ben önce sonra annesi dedi hocam dedi işte özel gereksinimli diye orada şey yaptım yani o şey kısmını yaşadım ben de o duygusal boşluğu bir an boşluğa düştüm hani şimdi ne yapacağım ben moduna geçmiş oldum doğrusu ilginçti yani o deneyim yaşamak bir süre komşu olarak kaldık yani bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Sadece zaman zaman işte krizleri oluyordu. Bağırma krizleri yaşıyordu çocuk akşamları. Ama böyle çok şey yaptık. Yani rahatsız etmedi bizi öyle söyleyeyim. Yani güzel bir komşuluk süreci gerçekleştirmiştik onlarla. Ben size bir şey söyleyeyim Serkan Hocam. Mesela ben bir dönem ev değiştireceğim. Ev bakıyoruz tabii emlakçılar eşliğinde. Tam evi kiralayacağız. Eşim o sırada dedi ki aa evet ya bu odada sessiz. Arka tarafa bakıyor. Tam da Kaan'a göre bir oda olur. O sırada tabii ev sahibinin dikkatini çekti. Kaan kim diye sordu. 8 yaşında oğlumuz dedik. Eşim başladı tabii. Artık eşim herkese bu şekilde yaklaştığı için empati kurarak. Eşim de başladı Kaan'ın durumunu, sürecini anlatmaya. Ev sahibi sesini çıkartmadı. Biz gittik. Ertesi gün anlaştık. Gideceğiz. Kontratı yapacağız. Bir telefon geldi. Bize dedi ki oğlunuz otizmli olduğu için biz ev vermekten vazgeçtik dedi. Benim de yıkıldığım gün o gün olmuştu. Hatta bu kadar hani araştırmalar yapıp bir merkez sahibi olup işte ünvanı psikolojik danışman olan bir insan olarak söylüyorum. Hala içsel olarak ben bunu atamamışım. Demek ki ciddi anlamda dokundu ve ben çok üzülmüştüm. Yani 8 yaşındaki bir çocuk. Evet. Ne yapabilir ki? Ya ben anlatmak istemedim ama siz söylediniz diye anlatmak zorunda kalacağım. Biz evi sattık. Bir hafta 10 gün kadar sonra evi alan arkadaş aradı telefonda. Ama nasıl bağırıyor bana öfkeli bir şekilde. Hocam siz bu evi bize nasıl satarsınız? Bu evi satmadan önce bize niye yukarıdaki komşunun otizmli çocuğu var? İşte kriz geçiyor dersiniz falan. Böyle bağırıyor, çağırıyor. Dedim ki ya biz hiç rahatsız olmadık yani. Hiç rahatsız olmadık ve bunu size söyleme gereği duymadık yani. Allah korusun hepimizin başına gelebilir. İki tane onun da ergen çocuğu var evde. Ergen çocuklardan birisi krize girmiş. Yani yukarıdan ses geldikçe o da ergen haliyle. Dedim ya bak sen kendi sağlam çocuğuna sahip çıkamıyorsun şu an. Telefonda o çocuk da bağırmaya başladı. O ergen çocuk telefonda bana bağırıyor. Siz nasıl satarsınız bu evi bize? Niye söylemezsiniz diye. Baksana dedim ya senin çocuğun şu an sağlam. Ergenlik döneminde geçen bir hocamızla da ergenlikle ilgili program yapmıştık. Ergenlik yarı deliliktir demiş. Peygamber Efendimiz'in sanırım bir hadisi.
yarı deliliktir. Yani otizm de işte tam bir engellilik durumu söz konusu. Sen dedim kendi çocuğuna şu an susturuyorsun. Yani sen nasıl yukarıyı böyle bir şey sorarsın bile. Yani bu çok ayıp dedim ya. Böyle bir şeyi gündeme getirmen çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Yaşı da benden biraz büyüktü abi falan diye hitap ediyorum. Abi dedim hiç bunu hiç konuşmamış sayalım. Yani niye söylemedin? Çünkü biz hiç rahatsız olmadık. Çünkü bizde de tamam bağırıyordu ama yapacak bir şey yok yani. Bağırır, çağırır ama bir süre sonra susuyordu. Yani bunu da çok büyütmenin bir anlamı yok. O yüzden ne yazık ki bu kısım, empati kurma kısmı hepimizde eksik. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Bazen hani böyle ya gelsin de başına gör diyesi geliyor insanın ama Allah korusun. Yani sıkıntılı bir süreç. Fakat bir şey ailelerle ilgili süreçte aileler evlat ayırmıyor tabii. Engelli, işte özel gereksinimli mi veya değil hiç ayırmıyorlar. Bir programda şunu dinlemiştim. Sanırım yine otizmli bir anne baba konuşuyordu orada. Bize işte kimsiniz falan dediklerinde cennet kokulu çocuğun annesi ve babasıyız deriz diyorlardı. Yani bunu böyle bir güzelliğe kendilerince dönüştürmeye çalışmışlar. Bizim çocuğumuz cennet kokulu, biz cennet kokulu çocuğun annesi ve babasıyız diye kendimizi tanıtmayı tercih ediyoruz demişlerdi. Elbette zor bir süreç ama umarım herkesin çok daha kültürlü, çok daha bilinçli, çok daha farkındalığı yüksek olduğu dönemlerde hep birlikte yaşarız. Kıymetli hocam, peki şöyle devletle ilgili kısımlarda beklentilerinizden bahsettiniz elbette ama evet. Şöyle bir süreç var ama değil mi? Yani daha önce tamamen işte zihinsel engelli deyip kenara itilen birçok aslında birey şu an bir şekilde okullara kabul ediliyor, kaynaştırma öğrencisi olarak işte özel eğitim merkezlerine devam ediyor. Bu anlamda bir şey kat ettik aslında bu süreçle ilgili. Ne dersiniz? Serkan hocam, aslında tam anlamıyla kat edemediğimiz konular da var. Şimdi ben hep kaynaştırma öğrencilerinden bahsettim. Fakat mesela ağır özel gereksinimi olan bireyler de okullarda özel alt sınıflarımız var. Şimdi özel alt sınıflarda maalesef ki biz bir bakıyoruz ötekileştiriliyoruz. Şimdi biz zaten topluma kazandırılmak istiyoruz. Bunun için bir çaba veriyoruz. Bunun için nefes tüketiyoruz. Ama maalesef ki okulların hep merdiven altında olan sınıflar açılıyor özel alt sınıfları olarak. Ya da bir özel eğitim alan mezunu öğretmen bizim çocuklarımıza belirlemeyebiliyor bazen. İşte nedir? Kadrosuz, özel sözleşmeli öğretmenler. Şimdi nihayetinde bu öğretmen geldiği zaman zaten özel eğitime dair herhangi bir konuya sahip değil. Benim çocuğuma ne verecek? Ben anne olarak, ki birçok annenin de başına bu gelmiştir. Buradan belki dinlediklerinde hak verecekler bana. Ben anne olarak zaten öğretmeni diyorum ki hocam şu materyali şekilde kullansanız bence daha işlevsel kazanır. İşte benim çocuğum şu an şu sebepten dolayı davranış problemi gösteriyor. İşte hocam tuvaleti geldiğinde çişini söyleyecekse eğer şu hareketi yapıyor gibi. Hani bir gözlemleyici, gözlemi iyi olan, değerlendirme alabilen, yeri geldiğinde o çocuğun gelişimsel evresini takip edebilecek statüde çok küçük de olsa 200 sayfalık bir test, gelişimsel test uygulayabilen daha uzman bir kadroyla bence devlet çalışmalı. Çünkü biz o zaman niye bu kadar boşa nefes tüketiyoruz demek ki? Evet. Ben ciddi anlamda çocuğumu götürüyorum, yıllarca yoğunlaştırılmış eğitimler aldırıyorum, oyun oynama vaktinden çalıyorum, uyku vaktinden çalıyorum. Belki de başka farklı reaksiyonlardan dolayı bağımlılık yapan ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorum. Ciddi ne bileyim işte birçok süreçten geçiriyorum. Hem ben yoruluyorum hem çocuğum yoruluyor. Maddi manevi bir kayıptayız. Şimdi tam çocuk geliyor akademiksel olarak bir okul hayatı evresine başlayacak. Hayda, ben bu kadar verdiğim emek hiç işi bilmeyen özel sözleşmeli bir öğretmenden dolayı daha farklı bir hale dönüşebiliyor. Bu konuda da devlet bir şey yapabilir. Dediğim gibi beklentilerimiz var. Evet, elbette. Yani şu an mutlaka kat edilecek daha çok yol vardır ama dediğim gibi ben daha önceki kendi öğretmenlik yaptığım dönemden de hatırlıyorum veya kendi çocukluğumuzdan, gençliğimizden de hatırlıyorum. Tamamen böyle kenara itilmiş bir engelli birey söz konusuyken şimdi en azından okula girebilmeye başlamışlar diye söyleyeyim doğrusu. Daha önce çünkü hiç yoktu. Özel eğitim sınıfları da yoktu. Evet. Kaynaştırma diye bir şey de yoktu. Hani engelli deyip atıyorlardı eve. Hani hiç okula gelmiyordu çocuk. Umarım o dediğiniz kısımlar da düzeltilir ve çok daha alanında uzman
öğretmenlerimiz tarafından çocuklarımıza yoğunlaştırılmış eğitimler verilmeye devam eder. İşte sizin gibi açılan özel eğitim merkezlerine şu an haftanın belli günlerinde 12 saat gidiyorlar. Belki bunu artırmak güzel olabilir. Ama sanırım o da tam olmuyor. Hani sonuçta hem size gelmesi hem okula gitmesi gerekiyor sosyalleşmesi açısından. Böylece iki dengeyi bir şekilde sağlamak gerekiyor. Hani dikkat edilecek çok yol var mutlaka. Bununla ilgili zaman zaman sempozyumlar falan yapılıyor duyduğum kadarıyla. Kongreler yapılıyor. Bir gelişme var. Umarım çok çok daha iyi bir hale gelmiş olur ama özellikle ailelere psikolojik destek ilgili kısım bence vurguladığınızda böyle benim de kafamda doğrusu bir ampul yandı. Kesinlikle ihtiyacı var ailelerin buna diye düşünüyorum. Hem belki maddi destek biraz daha artırılabilir, bakıcı sağlanabilir belki hem de mutlaka psikolojik destek de sağlanmalı. Pekala, kıymetli dostlar Serkan Ekmen'le Dijital Teneffüs programındasınız ve programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama varsa sorularınız, katkılarınız, önerileriniz, yaşadığınız anılar onları da bizimle paylaşabilirsiniz. Daha sonra Sibel Hocam programı yavaş yavaş bitirmiş olacak. Son sözlerini alacağız. Ben şöyle bakayım kimler varmış, kimler gelmiş, kimler merhaba demiş bize. İsimlerini müsaadenizle anmış olayım. Ben isimlerinizi anarken bu arada programımızın beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayınız. Şöyle herkes oradaki ekranın hemen altındaki like butonuna bir tıklasın bakalım bir yandan. Evet, kimler burada? Emine Hanım burada, Emine Gök. Engin Can Bey burada. Engin Can Bey merakla beklediğim bir yayın olacak demiş. Umarım merakınız için güzel bir şey yapmışızdır. Mevlüt Köse selam vermiş sağ olsun. Evet, kimler var? Şerafettin Bey var. Şerafettin Çingil. Sema Hanım, Sema Gözseker. Yasin ikinci ve bunlara doğru yavaş yavaş geliyorum şimdi. Evet, Ankara'dan Ayşegül Hanım selam vermiş. Ayşegül Yumurtacı. Gökhan Bozkurt, çok özel bir konu, bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca farkındalık toplumsal önem arz etmekte demiş. Mehmet Gönül Bey selam vermiş sağ olsun. Evet, Gökhan Bey, Sibel Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz demiş. H5 Anık, önemli bilgilendirmeler için teşekkür ederiz demiş. Tülin, John Kerr ve Ümit Doğru'ya selam vermişler, çok sağ olsunlar. Her aile için not edilmesi gereken konular, çok teşekkür ederiz demiş. Meral Çoban, önemli bir konu ve toplum olarak bilinçlememiz lazım bu konuda. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim demiş. Engin Can Bey, içsel olarak yaşanmışlığın gerçekten ilk ağızdan bu bilgileri öğrenmek gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederiz Sibel Hocam demiş. Yine Yusuf selam vermiş. Otizm Haberleri YouTube sayfası bir misafir olarak katılmışlar bizim yayınımızda. Çok sağ olsunlar. İyi ki buradalar onlar da. İyi ki kendi yayınlarını da takip ediyorlar. Kıymetli dostlar, Otizm Haberleri YouTube sayfasını da takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen bu konuya eğer ilginiz var ise. Evet, Sana Hocam diyor ki anlaşılması zor olan bir otizmli nasıl olur? Hafif etkiler denince nelerden şüphelenmeli? Nelerden şüphelenmeli? Yani benim çocuğuma ben örneğin Kaan'dan örnek vereyim. Kaan, Kaan diye sesleniyorum ama Kaan dönüp bana bakmıyor. Sadece elinde bulunan nesneyle meşgul. Onunla ilgileniyor. Ya da işte ne istediğini bana işaret dilini kullanarak ya da sözel ifade ederek bunu bana belirtmiyor. İşte göz teması benimle kurmuyor. Biz hep diyoruz ki lütfen çocukları alın karşı karşıya. Göz teması kurarak oturtturup CE oyunu oynayın. Bir bakın bakalım çocuk gerçekten sizinle göz teması kuruyor mu? Bunlar aslında çok önemsiz gözüküp ama çok önemli olan konular. İşte parmak ucu yürüme özellikle otizm belirtilerinin içerisinde çok fazla var. Yani kendi etrafında dönen nesnelere aşırı derecede ilgiliyse, özellikle mesela çamaşır makinesini çok sever otizmli çocuklar. Hepsi için demiyorum bunu ama bazıları çok sever. Benim oğlum Kaan mesela ne zaman çamaşır makinesine çamaşır atsam banyoya gidip etrafında oturup direkt pür dikkat onu izlerdi. Bazıları da çok ciddi anlamda rahatsız olur. Belli başlı belirtileri çoğu bunlar. İşte kollarını çırparlar, kendi etrafında devamlı dönerler. Bunlara bir baksınlar. 2 yaşına kadar gelmiş hala bir konuşması yoksa, bunların hepsi ciddi şeyler. Bizim ebeveynlerimizin yaptığı en büyük hatalardan biri de şu, onu da aklıma gelmişken söyleyeyim hocam. Ya işte ben de çok geç konuşmuştum. O da konuşur. Şu an daha 2,5-3 yaşında. Ben de zaten 6 yaşında konuşmuştum. Hayır, sizin döneminizde öyleydi.
Ya da o dönemde bu kadar bilinçli değildik. Konuşmamasının başka farklı sebepleri olabilir. Bunun için muhakkak bir psikiyatristten, çocuk psikiyatristinden destek almaları gerekiyor. Anladım. Yani her ipucunu aslında biraz şüpheci bir şekilde değerlendirmek lazım mutlaka. İşte konuşamıyorsa nasıl olsa bir gün konuşur değil, hemen tedbir alması gerekiyor. Veya az evvel dediğiniz sadece basit oyunları bile tepki vermiyorsa, göz teması kurmuyorsa dikkat etmek gerekiyor. Yani normal gelişim evresinde olan bir çocuğun dahi herhangi bir danışmanlık merkezine ebeveyniyle gidip muhakkak gelişim testlerini yaptırmaları lazım. Anne babaları hani ben bunu söyleyebilirim. Ya işte benim çocuğumun hiçbir şeysi yok demeyin. Belki de görsel hafızada bir sıkıntı yaşıyor. Belki işitsel hafızada bir sıkıntı yaşıyor. Belki odaklanmada ya da işte dikkatini toparlayamamada bir sıkıntı yaşıyor. Şimdi biz hep otizmden bahsediyoruz. İyi güzel ama bir de dil konuşma güçlüğü çeken öğrencilerimiz var. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımız var. Disleksili olan bireyler var. Evet tabii ki de biz şu an otizmin önemi arz eden konular yapıyoruz. Ama hani burada izleyen diğer ebeveynler de bir soru işareti oluşsun, bir şeyler çaksın kafalarında. Muhakkak ya evet tamam otizm belirtileri bunlarmış, demek ki benim çocuğumda bu yok demesinler. Normal gelişim evresinde olan bir çocuğun da muhakkak gelişim testlerinden geçmesi gerekmektedir. Pekala, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir yandan tekrar bakmış olayım ben, soru veya yorum var mı diye. Yasin, güzel bir yayın, teşekkürler, faydalıydı demiş, sağ olsun. Yusuf, hocam zaman ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz demiş. Özcan Karakalkan, bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüz bu konuyla ilgili bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi geceler demiş. Seyyar Çift, sağ olsunlar, yine kardeş YouTube kanalımız, farkındalık için teşekkür ederiz demiş. Bu arada Seyyar Çift'i bir gün yayını almamız gerekecek galiba. Onlarla da bir misafir edelim. Yine Truve İstanbul Dil Okulları, benim de İngilizce eğitim aldığım, İngilizce, İspanyolca ve Almanca konusunda çok iyi olan Truve İstanbul Dil Okulları selam vermişler. Bu çok önemli konuyu ele aldığınız ve değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Onları da burada anmış olalım. Bu arada Truve İstanbul'u da bir gün İngilizceyi neden öğrenemiyoruz ya da yabancı dil neden konuşmuyoruz diye bir konuşamıyoruz diye bir program için bir gün bekleyeceğiz onları da. Umarım. Gökhan Bey, gerçekten toplum için farkındalık oluşturduğunuz için teşekkür ederiz demiş. Ümit Bey bir soru sormuş. Merhaba, yoğun eğitimler alan çocuklarımız ilerleyen yaşlarda ne gibi işlerde başarılı olabiliyorlar? Sibel Hocam bu konuda bazı başarı hikayeleri anlatabilir mi demiş. Var mı efendim? Tabii. Ben hemen şöyle bir örnek vereyim. Kocaeli'nden bir kız öğrencimiz geliyordu 2,5 yaşında. Siliklendirilmiş otizm tanısı konulmuştu. Yoğunlaştırılmış eğitim aldı. Bir defa akranlarına uyum sağlamayı başardık. İletişimsel olarak ilerledik. Sosyal etkileşime girdi. Oyun kurmaya başladı. Paylaşmayı öğrendi. Anaokuluna başlama evresinde beklemeyi öğrendi. Sıra almayı öğrendi. En azından bir sıkıntısı varsa bunu dile getirmeyi öğrendi. İşte akademik olarak boya yapmayı, resim yapmayı, sayı saymayı, konuşup derdini anlatmayı ve akranlarına uyum sağladı. İşin açıkçası bu. Ve tanısı kalktı. Tabii ki de böyle şeyler, böyle güzel haberler de alabiliyoruz. Yine başka bir örnek vereyim. Anlamlı konuşması olan, muhakeme kararını geliştirmiş, anlamlı konuşması olan hafif düzeyde otizmli bireylerimiz var. Yine bu otizmli bireyler üzerinde de yoğunlaştırılmış eğitimler döneminde ve ciddi anlamda yoğunlaştırmış olarak alıyorsa meyvelerini görüyoruz. Kaynaştırma öğrencisi olarak devam ediyor. Çok güzel bir şekilde sorumluluk sahibi oluyor. Evde verilen görevlendirmeleri yerine getiriyor. Markete gittiği zaman alışveriş sorumluluğu verilebiliyor. İşte uyumadan önce ben muhakkak dişlerimi fırçalayıp pijamalarımı giymem gerekiyor düşüncesine varıyor. Okulda arkadaşıyla paylaşıma, etkileşime girebiliyor. Ödev sorumluluğu verildiği zaman yerine getiriyor. Akademi becerilerde üstünlük sağlayabiliyor. Çok güzel hikayelerimiz var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Çok sağ olun. Gayet güzelmiş. Evet. Evet, Dilek Hanım, Dilek Temel bir sistemde bulunmuş. Ücretli öğretmen birçok arkadaşım var. Kendini geliştirip özel eğitime destek olup gönülden emek veren. Genelleme yapmasaydınız keşke sayın hocam. Yine de bilgilendirici bir yayındı. Teşekkürler.
Elbette birçok kıymetli öğretmenimiz, kıymetli idarecimiz var. Ben öğretmen, Saygıyla çok özür anıyoruz. dilerim, bir şeyi düzeltmek istiyorum. Buyurun. Öğretmen arkadaşlarım adına bu söylemde bulunmadım. Özellikle parantez açıp devletimizden beklediğimiz şeyler doğrultusunda, beklentilerimiz doğrultusu adı altında bunu dile getirdim. Yanlış anlaşıldıysam buradan ben özür dilerim. Tabii ki de Estağfurullah. öğretmenlerimiz olmazsa bizim çocuklarımız iyi bir Kesinlikle. statüye gelemezler. Biz de nihayetinde özel eğitim hizmeti veriyoruz. Bizim baş tacımız onlar. Kesinlikle yanlış anlaşılmak istemem. Çok sağ olun. Umarım tez zamanda hepsi birden atanır. Bu alanda eğitimlerini tamamlayıp devletimizin açık İnşallah. sertifika programlarına ya da bu branşlara katılıp umarım hepsi atanır, atanan öğretmenler ve bilgili, bilinçli öğretmen olarak devam ederler. Peki hala Mavi İlmek Şubesi sadece İstanbul'da mı yoksa başka yerlerde merkezleri var mı yoksa şehir dışındaki bireylere destek olabiliyor musunuz demişler. Şimdi şöyle söyleyeyim Serkan Hocam. Mavi İlmek İstanbul Avrupa yakası Bahçelievler'de. Başka şehirlerden ve başka ülkelerden gelen birçok ailelerimiz var. Hatta eğer gerekiyorsa aile bizimle irtibat kuruyor, iletişime geçiyor. Biz danışmanlık da verebiliyoruz, o çocuğumuzun Güzel. takibini yapabiliyoruz. Gelip bizden eğitimlerini tamamlayıp, danışmanlıklarını alıp dosya takibini yaptığımız, uğurladığımız birçok ailemiz var. Çok güzel. Evet, Seyyar Çift diyor ki son olarak onlarla bitireceğiz sanırım. Serkan Hocam yaptığınız yayınların içeriği dolu, çok dolu maşallah. Sertifikalı bir eğitim yayını gibi. Çok sağ olun. Gerçekten tebrik ederiz. Çevrenizdeki kıymetli kişileri sayenizde tanıyoruz. Evet, biz de sizlerin sayesinde daha kıymetli kişileri tanımak isteriz. O yüzden kimleri programımızda görmek istersiniz? Hangi konuları ele almamızı istersiniz? Bununla ilgili de lütfen yorumlar kısmına yazın. Hem isim hem konu belirlerseniz biz de önümüzdeki programlara daha yoğun bir şekilde hazırlanıp size daha güzel programlar hazırlamayı canı gönülden istiyoruz. Kıymetli hocam yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Yayınımıza bağlanan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel sorular sordular. Çok güzel yaklaşımlarda bulundular. Bize böyle bir imkan sunduğunuz için bu farkındalığı arttırabilmek adına çok çok teşekkür ediyorum ben size. Ve sizinle tanışmama sebep olan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben de size de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi kıymetli hocalarımıza, özel eğitim merkezi yöneticilerine, bu alanda çalışan öğretmenlerimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki bugün bizimleydiniz Sibel Hocam. İyi ki bugün bir farkındalık daha oluşturmuş olduk. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde bir program yapmış olduk bugün. Ve bir teşekkürü de elbette sevgili izleyicilerimize. İyi ki sizler de buradasınız sevgili izleyicilerimiz. İyi ki bizimlesiniz. Siz olmasanız biz zaten bu programları biraz böyle laf olsun diye yapmış olacağız sanırım. Bundan dolayı sizlerin desteğiyle çok daha güzel programlar, çok daha güzel yayınlar hazırlamaya çalışıyoruz. Desteğinizi nasıl göstereceksiniz kısmında YouTube'un bazı kriterleri var tabii. Ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok beğeni alırsa, ne kadar çok paylaşılırsa o kadar çok kişiye ulaşmış oluyor elbette. O yüzden sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Berkkan lütfen Hocam, buyurun. ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun Sizin efendim. vasıtanızla merkezimize ulaşan 0-6 yaş grubuna sahip olan ebeveynlerin çocuklarına gelişimsel testlerini ücretsiz yapacağımızı da ben Ha, duyurmak süper. istiyorum. Süper haber. Sizin Baştan alalım. Bu kısmı baştan alalım o zaman. 0-6 yaş grubu olan çocukların gelişimsel testlerini sizin vasıtanızla merkezimizi arayan herkese ücretsiz yapacağız. Bilginiz Süper. olsun. Bunu da Tamamdır. Hadi duyurmak bakalım. istedim buradan. Tamam. O zaman bu yayını daha çok kişiyle paylaşın ki ihtiyacı olan herkes bunu duysun. Hocam biliyorsunuz YouTube'da sadece bir haftalık bir şey değil. Önümüzdeki günlerde de izlenecek. Böyle Tabii. bir yıl, 3 yıl, 5 yıl Mavi İlmek ne zaman Olsun varsa. hocam. Serkan Ekmen adıyla geliyorum diyen bütün Tamamdır. ailelerin çocuklarına biz gelişimsel testlerimizi ücretsiz yapacağız. Tamamdır. Sınırsız bir söz almış olduk sizden. Çok Evet. çok sağ olun. Evet, çok sağ olun. Güzel bir haberle kapatmış olduk o zaman bu yayını. Dediğim gibi herkes umarım memnun kalmıştır bu süreçten ve programlarımızdan. Ben hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu bir hafta diliyorum.